Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı Efes 2024 tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Komuta Kademesi'nin takip ettiği tatbikat sorunsuz şekilde ilerlerken hedefler tam isabetle vuruldu. Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan Efes 2024 tatbikatı İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. Devam eden tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı Efes 2024 tatbikatında göğüsleri kabarttı. Yerli ve milli teknolojilerin ön plana çıktığı tatbikat, bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tatbikat alanında Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda 47 savunma sanayi firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği savunma sanayi ürünleri sergisi de yer alıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel, İzmir'de devam eden Efes 2024 tatbikatının gündüz safhasını takip etti. Komuta Kademesi'nin takip ettiği tatbikat sorunsuz şekilde ilerlerken hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatın gündüz safhasını takip eden Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti. Öte yandan tatbikat SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştirip üreterek güvenlik güçlerimizin hizmetine sunulan Türk savunma sanayi firmalarının kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlıyor.